Ajans Britanya her hafta farklı lezzet duraklarını sizler için gezmeye devam ediyor. Bu hafta Aksular Restoran'daydık. Aksular Restoran'ın diğerlerinden farklı olarak öne çıkardığı hizmet ise açık büfe kahvaltı. Hem de bir hayli ucuza. Açıldığı günden bu yana vatandaşın büyük ilgisiyle karşılaşan Aksular Restoran yeniliklere doymuyor. Aksular son olarak açık büfe kahvaltıyla Kuzey Londra'da bir ilke imza attı. Gün boyu yoğun olan Aksular Restoran bu kez sabahın erken saatlerinde de müşterisini mutlu etmek için çalışıyor. Efendim hafta sonu ailece güzel bir kahvaltı. Saatime bakıyorum 9.30. 9.30. Neler söyleyeceğiz efendim? Gelmişsiniz, güzel bir kahvaltı yapıyorsunuz birlikte. Vallahi işte bugün sabahleyin çıktık geldik. Bir değişiklik olsun dedik. Yani evdeki normal kahvaltı ziyade dedik birer parça içelim. Aksular Restoran'a geldik. Güzel, tadı da güzel. Hoş bu. Hemen bir de hanımefendiye dönelim o zaman. Efendim siz neler söylemek istersiniz? Ya eşim sabah teklif etti, gidelim bir kahvaltı yiyelim, paça içelim diye. Ben de kabul ettim. Buradan dişe gideceğiz kahvaltıyı yiyip. İyi, güzel, memnunuz. Ortam güzel. Hafta sonu çalışıyorsunuz o zaman. Siz buradan işe gideceksiniz. Yani kahvaltıyı uzatmayacaksınız. Öyle yiyip gideceğiz. Dedim, ilk gördüm otel gibi, hoşuma gitti. Dedim ilginç, açık büfe Londra'da ilk kez görüyorum ben yani lokantalarda. Çok hoşuma gitti. Eşime dedim next time şey yiyelim, açık büfe. Hem de fiyatı da uygunmuş, sorduk. Çok hoş. Çok onun dışında uygun. Onun dışında siz kahvaltınızı yaparken bir taraftan hizmetler çerçevesinde dışarıda arabayla geldiğinizde arabanıza dışarıda yıkanıyor. Evet, o da güzel bir hizmet. Şu an acelemiz var, yıkatmayacağız ama inşallah başka zaman. Anladım. Normalde hafta sonlarında kahvaltılar biraz daha uzun kahvaltılar olacak bundan sonra. Ya bu seferki bizimki aceleye geldi birazcık. Bundan sonraki inşallah daha bile uzun olur. Uzun uzun diyorsunuz. Hem sohbetler edilecek hem kahvaltılar yapılacak. Yani cumartesidir diye. İşe gitmezden önce bir uğrayalım, gidelim dedik, geldik. Güzel yer, herkese tavsiye ederim, gelsinler, görsünler. Sabahın erken saatlerinde açık büfe kahvaltı devam ediyor. Yan tarafıma döneceğim, efendim sizler de bugün geldiniz buraya kahvaltıya, neler söylersiniz? Kahvaltıya geldik, hanımı işe götüreceğim. Acele diyoruz. İş öncesi gelelim bir kahvaltı yapalım dedik. Evet, evet, 20 dakikamız var, 20 dakikada kahvaltı yapıp işe gireceğiz. Aksular'da açık büfe kahvaltı servisini nasıl buluyorsunuz? Çok güzel. Her şey güzel. İlk defa böyle temiz bir yer. Aksular Restoran'da kahvaltınızı yapıyorsunuz. Açık büfe kahvaltı. Neler söyleriz? Vallahi ne diyeyim? Öncelikle günaydınlar diyeyim. Aksular Restoran'ını beğendim. İlk defa geliyorum bu restoranta. Temiz, şık, tertipli, düzenli. Böyle devam etmesini. Temiz olması gayet önemli değil mi? Tabii, hijyenik bakımından. Yani çevre düzenli. Yani nasıl diyeyim sana? Tamamdır her şey, güzel. Temiz çok önemli. Peki açık büfedeki kahvaltı çeşitlerine baktınız mı? Beğendiniz mi? Evet, baktım, beğendim. Güzel, çok güzel. Temiz. İşin mimarı Ali Rıza Bey ise Ajans Britanya mikrofonuna konuştu. Yaptığı ilklerle dikkatleri üzerine çeken isim Ali Rıza Bey. Yanımızda Ali Rıza Bey. Yine bir yenilik, yine bir ilk. Neler söyleyeceğiz izleyicilerimize? Her zamanki Aksular'ın yeni düşünceleri, yeni sistemi, kahvaltı düşündük. Çalışan bayanlar için özellikle cumartesi, pazar günleri evde sabah kalkıp da kahvaltı düşünmesinler. Biz onu da düşündük. Sabahlar gelip açık büfede çocuklarıyla, ailesiyle rahatlıkla kahvaltısını yapabilirler. Neyi beğeniyorlarsa, ne istiyorlarsa rahat bir şekilde bir aile ortamında. Çünkü çalışan bayanlar için özellikle zor oluyor. Cumartesi, pazar evdeler, çocuklarla mı uğraşsınlar, kahvaltıyla mı? En güzeli gelip burada kahvaltısını yapsın, zamanını eşini ve çocuklarını daha fazla ayırsın diye bu düşünceyle yola çıktık. Ve açık büfe kahvaltıyı bugünden itibaren startını verdik. Yani böyle aileleriyle rahat bir nefes alsınlar, otursunlar, sohbetlerini etsinler, bir taraftan kahvaltılarını yapsınlar. Güzel bir hafta sonunun ilk başlangıcını yapsınlar diyorsunuz. Şimdi bizim Türk toplumu olarak da kahvaltı çok önemlidir. Ailelerin bir araya gelmesi, birbiriyle kahvaltı yapması, en azından haftada iki defa da olsa ya da bir defa da olsa bir aile bir araya gelip kahvaltı yapması, en azından birbirlerini, herkes çünkü iştedir, çalışıyor uzun saat.
Onun için onu düşünerek de bu sisteme başladık. Bakalım bugün ilktir. İlerleyen günlerde iyi olacağını da inanıyoruz. Gelsinler o zaman kahvaltılarını yapsınlar diyorsunuz Londra'da yaşayanlara, özellikle bu bölgede yaşayanlara da. Tabii gelsin kahvaltısını yapsınlar, ondan sonra gidip alışverişini yapsınlar. Öğlen yemeğini veya akşam yemeğini düşünmesinler. Biz tekrar buradayız. Bir defa da sırada kebaplarımız var, yemeklerimiz var. Yani hizmetin sonsuna kadar devam. Efendim isterseniz biraz da bu detaya girelim diyorum. Kahvaltıda neler olacak, neler sunacaksınız? Kahvaltıda tahinli pekmez var, tereyağı, peynir çeşitleri, bal. Çocuklarda düşünerek de Koflex koyduk. Çünkü genelde bu ülkede çocukların en çok sevdiği sabah kahvaltı üzerine domates, salatalık, salam, sucuk. İstenildiği zaman ızgarada sucuk yapılacak. Ekmek çeşitler var, yumurta haşlanmışı var, tavada isterse tavada var. Yani seçenek hakkı çoktur. Ne isterse biz ona göre hizmete devam ediyoruz. Hafta sonlarında sabah 8, öğlen 12 arası hizmet verecek olan açık büfe kahvaltı şimdiden vatandaşın ilgisini çekmiş durumda. Acizan Bey, şunu da sormak istiyorum buradan vatandaşı bilgilendirmek adına. Hafta sonu gerçekleşecek bu kahvaltıların saat aralıkları nedir? Cumartesi ve pazar günleri sabah 8'den öğlen 12'ye kadar açık büfe kahvaltı hazırdır. Peki düşük mü olacak fiyat? Fiyat düşük olacak. Söylemek istemiyordum ama siz ısrar ettiğiniz için söylüyorum. 6 pound'tır kişi başı. 6 pound. Tüm kahvaltı, sınırsız kahvaltısını, açık büfesini yapacak 6 pound. Evet, kişi başı 6 pound ücret ödeyecek. Peki efendim biraz daha detaya girelim isterseniz burayla ilgili olarak. Birçok hizmet var. Otoparkından tutun da açık bahçeye kadar. Açık bahçemiz var, araba yıkama servisimiz var. Sabah kahvaltı, açık büfe, cumartesi, pazar kahvaltımız var. Yani hizmette sınır yok. Efendim bundan birkaç hafta önce Ali Rıza Bey'le sohbet ettiğimiz sırada söylediği bir söz vardı. Burası eski bir han demiştiniz. Sanırım bu kültür burada devam ediyor. Bu binanın özelliğinden kaynaklı. Şimdi binanın 600 yıllık tarihi olduğu için biz de bu tarihin içerisinde kendimize de bir yer edinmek için uğraşıyoruz. Zannedersem de galiba bunda biraz başardık gibi görünüyor. Çünkü hep ilkleri yapmak biraz zordur. Onu, o sistemi kontrol etmek, alışılagelmiş sistem kolaydır ama ilkleri başarmak biraz zordur. Biz de bu binanın yapısı itibariyle, tarih itibariyle hep ilkleri yapmak için çalışıyoruz. Peki vatandaş buraya nasıl gelecek efendim? Vatandaş buraya çok kolay geliyor. Çünkü ana yol üzerindedir. Hartford Road üzerinde. Enfield tarafından ya da işte Walton Cross'tan nereden de gelse çok kolay ulaşacağı bir noktadır. Son olarak buradan İngiltere'de yaşayanlara, Londra'da yaşayanlara seslenirsek. Bütün Londra'da yaşayan, İngiltere'de yaşayan Türk toplumuna herkese teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Kıbrıslar olsun, bizim işte kendi toplumumuz olsun. Açılıştan beri bayağı bir ilgi gösteriyorlar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. İşte tüm bu açık büfe kahvaltı seçeneklerinden sizler de yararlanabilir. Ailenizle güzel bir hafta sonunu Akçılar'da geçirebilirsiniz.